Evet, ekonomik veriler böyle. Durum gittikçe kötüye gidiyor. Defalarca konuştuk ekonomi yorumcularıyla, ekonomistlerle. Şimdi tekrar konuşacağız. Karşımızda Sayın Emin Çapa var. İstanbul stüdyomuzdan konuğumuz. Sayın Çapa, iyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, teşekkürler, sağ olun. Evet, yine ne yazık ki iyi haberler konuşamayacağız. Her programın sonunda bu temenniyle, daha iyi haberlerle tekrar birlikte olalım diyoruz ama şimdi ben bu 100 günlük raporun ilkini sizinle daha önce değerlendirmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır lafı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bugün ikincisini açıkladı ama daha ilkinde yapılamayan bir sürü proje var. İsterseniz bunu değerlendirerek başlayalım Sayın Çapa. Şimdi burada bir şeyi söylememiz lazım. Cumhurbaşkanı aslında uzun zamandır Türkiye'yi yönetirken daha ziyade, yani yönetmekten ziyade idare etme üstüne bir politika yürütüyor. Bu da genel olarak devletin her kademelerine yansıyor. Yani bir şey yapmıyoruz da yapıyormuş gibi yapıyoruz. Onun yansımaları, bütün bu gördüğümüz her şey aslında onun yansımaları. Yani sürekli olarak biz bir takım vaatler görüyoruz. Dikkat edin, şöyle geriye doğru bir bakın. Bütün seçimler, referandum süreçleri, bunlardan hep önce biz bu sefer AKP'yi desteklediğinizde, Erdoğan'ı desteklediğinizde işsizlik bitecek, Türkiye'ye çatlayacak, işte milli gelir şuraya gelecek, ihracatımız çatlayacak, işsizlikler sona erecek gibi böyle sürekli bunları duyuyoruz. Ve her seferinde bunların olmadığını görüyoruz. Aynı şeyleri tekrar önümüze konduğunu görüyoruz. Bu da bir şeyi gösteriyor. Bizim yıllardır ihmal ettiğimiz o yapısal reformlar dediğimiz şeyler yapılmadıkça istediğimizi yapalım. Ve burada bunu bir kere daha söyleyeyim. 100 günlük eylem planında söylenenleri ve bugün ikinci 100 gün diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladıklarını ben hani ikinci şeyler olarak görüyorum. Orta ve uzun vade açısından şu anda birincil önceliğimiz kısa vade açısından krizi nasıl atlatacağız? Şu anda kriz bölgesinin içinde gidiyoruz ve acayip şeylere gidiyoruz. Birazdan konuşuruz. Concordata şirket sayısı, benim elimdeki veriler öyle şeyler 800 falan söylemiyor. Geçen sefer de bunu sizinle paylaşmıştım. Sayı geçen seferkinden daha da yukarılara geldi, konuşuruz. Ama orta vade ve uzun vade açısından, Türkiye'nin milli gelirinin daha yukarılara taşınması açısından, refah açısından, halkın refah seviyesinin artırılması açısından bizim artık ekonomide istediğimizi yapalım. Bunların etkisinin kısıtlı kaldığı bir yere geldik. Biz artık gerçek demokraside hukuk reformları tarafında bir reform dalgası, yapısal reform dalgası başlatmadıkça isterseniz 100 günlük eylem planı açıklayan, ister 50, ister 1000, ister 500 bunların faydasız olduğunu Türkiye görecek. Şu anda zaten yatırımların lafın ötesinde yapılabileceği bir para yok ortada. Bu paranın olmadığını da hazine ihalelerinde görüyoruz. Eğer isterseniz birazdan onu konuşuruz. Evet. Devlet eliyle faizin düşürülmeye çalışıldığı hazine ihaleleri üzerinden bir dönemi Türkiye, Tansu Çiller döneminde en son yaşamıştı. Yeniden o döneme girildiğini görüyoruz ve bunun risklerinin Ankara'da sanki farkında değilmiş gibi davranıldığını görüyoruz. Ama neden? Çünkü para yok. Böyle bir para yok. Dışarıdan gelmiyor. İçeride de zaten kalmadı. Dolayısıyla o böyle onu yapacağız. Kanal İstanbul, biraz önce siz söylediniz. Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'u hangi parayla yapacaksınız? Nereden bulduğunuz parayla yapacaksınız? Bir zamanlar hatırlarsanız çok eleştiriye uğruyorduk. Yap işlet devretler için. Benim geri zekalı olarak suçlandığım şeylerden biriydi. Böyle hani gökten mucizeler, hiç kimsenin bulmadığı yöntemleri biz bulacağız. Biz zekiyiz. İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Japonlar, Koreliler salak bunlar zaten. Bir tek biz akıllıyız. Yap işlet devret böyle gökten mucizevi bir model gibi görünüyordu. Bugün bize oralardan gelen maliyetlere baktığımız zaman 10 aylık 14 milyar liraya geldiğini söylüyor rakamlar bize. Yani hazineden verdiğimiz garanti, köprülerden geçmeyen, işte Kütahya gibi havalimanlarında insanların uçaklara binmediği ama sizin ve benim cebimden verilen garantiler nedeniyle onları yapan şirketlere ödediğimiz paraların bedeli 14 milyar liraya geldi. Şimdi istediğiniz gibi mucizevi modeller kağıt üstünde söyleyin. Bunlar artık bitti. Neden bitti? Çünkü deniz bitti. Gemiyi artık yüzdürecek su kalmadı, su çekildi. Türkiye'de de kalmadı, dünyada da kalmadı. Onun için hani ben o 100 günün çok fazla içine girmek istemem ama 3 tane önemli şey görüyorum. İsterseniz onların bir tanesini söylemek isterim. Bugün çünkü önemli bir veriydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dönüyor en yüksek mevkiden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından Rusya'ya milli paralarla ticaret yapalım diyor. Bunu bir süredir ötede beride dillendiriyoruz zaten başkaları da. Ama bugün önemli bir şey duyuyoruz. Ne duyuyoruz? Şunu duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi halkına, bırakın yabancıları, kendi halkına euro ve dolarla borçlanacak. Ve bu sanki böyle mucizevi bir şeymiş. Daha önce hiç Türkiye denememiş, kimsenin aklına böyle bir şey gelmemiş gibi, yeni bir şeymiş gibi, bizi kurtaracak bir şeymiş gibi söyleniyor. Ya kendi hani ne oldu? Türk lirası kullanacaktık, dolara muhtaç olmayacaktık, yerli ve milli olacaktık. Hatta Rusya'yla, Çin'le, İran'la, Arap ülkeleriyle milli paramızla ticaret yapacaktık. Kendi ülkesinde, kendi halkına hazine bonusu satarken Türk lirasını kullanmayan bir Türkiye Cumhuriyeti'nin parasıyla kim seninle, kim benimle ticaret yapar dostum? Yani bu bence çok önemli bir şeydi. Ne kadar köşeye sıkıştığını hazinenin göstermesi açısından önemli, çok önemli bir gösterge. Önümüzdeki dönemde bunlar yapılacak. Bizatihi Sayın Albayrak tarafından söylendi dün, bugün de bolca okuduk gazetelerde ve bunu üstelik de yerli ve milli parayı kullanacağız diye alkış tutanlar şimdi de buna alkış tutuyorlar. Gerçekten ben bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Şimdi de kendi devletimiz kendi halkından borç alırken euro ve dolarla alacak ve dün yerli parayla, Rusya'yla, İran'la ticaret yapacağız denince alkışlayan insanlar şimdi de bunu alkışlıyorlar. Kendi halkından euro ve dolarla borç alacak bir ülke. Bu neden oluyor? Şundan oluyor. Çok yükseldi faizler. Faizler can yakacak bir seviyede. Faizler can yakacak seviyede ve bunu zorla düşürmek istediğimiz için bankalara inanılmaz bir baskı yapıyoruz faizleri düşürmeleri için. Hazine ihalelerinde geçmişte yani seyircilerimizin arasında yaşı tutanlar vardır. Tansu Çiller dönemi o kadar da uzak bir dönem değil. Benim gazeteciliğimin içinde bir dönem sonuçta. Gayet iyi hatırladığım bir dönem. O zaman da aynı numaraları yapmıştık biz. Zorla devlet eliyle faizleri düşürmeye kalkınca korkunç krizler yaşamıştık. Şimdi aynı şeyi yapıyoruz. Hazinemiz şöyle yapıyor. İhaleye çıkıyor. Diyor ki hadi gelin teklifler verin. %kaçtan faizle bana borç verirsiniz diye. Bankalarda bir takım faiz oranları söylüyor ve sıkı köşeye sıkıştırdığı bankaların verdiği piyasa faizinin çok altında faizle bankalara borçlanıyor. Düşük bir miktar, 500 küsur milyon lira borçlanıyor. Sonra dönüyor, ortalama faizden ben sana borç vereceğim diğer bankalara, faiz çok düşük, size de bu kadar veriyorum de 1,5 milyar borç veriyor. Yani bankaları tuzağa düşürüyor. Şimdi bankalar bir daha bu tuzağa düşer mi? Düşmez. Bu ne demek? Hazine zorla kendi eliyle faizleri düşürmeye çalışıyor. Piyasa mekanizmasının ötesinde şeyler devreye sokmaya çalışıyor. Bunların ana nedeni krizin artık ne yaparsak, hatırlarsanız ben hep Kasım diyordum. Evet. Kasım itibariyle artık yaptığımız hiçbir şey, yani Ankara'da hükümetin yapacağı hiçbir şey krizin acılarını ortadan artık kaldıramaz. Sadece krizin süresini kısaltır. Kasım itibariyle artık biz yapacağımız şeylerin etkisinin krizi hafifletemeyeceği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Hükümetin tek amacı bunu Mart yerel seçimlerinin arkasına kadar, bir kere daha bir seçimin arkasına kadar ittirmek. Aslında şöyle de bir şey var. Mart'tan sonra 4 yıl seçim yok. Ben bilsem ki hükümet Mart'tan sonra yapısal reformlara dönecek, o 4 yıllık boşluğu yapısal reformlarla dolduracak, insan hakları, demokrasi, hukuk reformu, ardından ekonomik reformlarla yolumuza devam edeceğiz, o zaman çok iyi derdim gerçekten. Ama öyle olmayacağını geçmiş tecrübelerimiz bize gösteriyor. Dileyelim bunların hepsi yapılsın. Bir de bir şey söylemek istiyorum eğer sorunuz yoksa. Buyurun. Neden her dolar ve euro ile borçlanıyor hazine? Evet. İnsanlar neden her seviye düştüğünde dolar aşağıya, euro aşağıya geldiğinde gidip dolar, euro oluyorlar? Çünkü enflasyonun açıklanan seviyelerin üstünde olduğunu düşünüyor insanlar. Enflasyon yüksek olunca korunmak istiyorsunuz. Faizleri de aşağı çektiğiniz zaman siz ben ne yapacağım, elimde bir birikimim var, enflasyon onu yiyip bitirecek, dönüp dolar alıyor insanlar. Paramızı güvenilir bir para haline de getiremediğimiz, orada tutamadığımız, 6 tane sıfır attık biz paradan. Orada tutamadığımız için bir zamanlar hatırlarsanız 1 lira 1 dolar olacak diye söyleyen, şimdi de baş danışmanı olan kişiler hiç seslerini çıkarmıyorlar. Bu yüzden insanlar kendilerini korumak istedikleri için gidiyorlar, dolar ve euro alıyorlar ve hazinemiz de bizden borç alırken gene aynı yola sapıyor. Sayın Çapa, az önce önemli bir şey söylediniz. Bundan sonra alınacak önlemler olsa dahi bu krizin sonlandırılmasına neden olmaz ama süresini kısaltabilir dediniz. Dolayısıyla şimdi yurttaşlardan da halktan da sık sık soru geliyor. İşte dövizin, doların Türk lirası karşılığı düşüyor. Neden işte bu zamlar geri döndürülemiyor diye. O zaman buna bir yanıt herhalde, öyle değil mi bu mevcut durum? Bir kere şunu söyleyelim. Zamlar geri döndürülmesi meselesi, öyle bir şey söz konusu olamaz. Yani zamların geri döndürülmesi diye bir şey olmaz. O zamlar maliyet nedeniyle ortaya konulan şeylerdi ve Merkez Bankamız eğer Cumhurbaşkanı'nın inadı olmasaydı, ilginç iktisat teorisi olmasaydı, bu yüzden Merkez Bankası'na baskı yapılmamış olsaydı, küçük faiz artışlarını yılın başında yapsaydı şu anda bu kadar yüksek faizleri ödemeyecektik biz. Faiz düşmanı olma nedeniyle korkunç faizler ödüyoruz şu anda. Bunun bir bedeli olacak. Bunları Nisan'da yapmamanın, Mayıs'ta yapmamanın, Şubat'ta yapmamanın bedelini ödeyeceğiz. Korkunç faiz oranlarıyla ödüyoruz şu anda. O hasar engellenemez. Ocak, Şubat, Mart buralar çok zor geçecek ve eğer oralarda doğru düzgün şeyler yapmazsak da daha sonra, yani seçimden sonra çok daha sert tedbirler gelecek. Biz artık krizin derinliğini, bakın, hemen söyleyeyim o zaman. Biraz önce haber girdiniz, Sayın Bakan'ın söylediği işte 800 şirket var. Hatırlayacaksınız, ben bir önce bu stüdyoda size konuk olduğumda Sayın Bakan konkordata ilan eden şirket sayısını 358 demişti. Evet. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Ben o zaman benim çalışmalarım 2000'in üstünde gösteriyor demiştim. Bu arada ben bunları hani oturduğum yerden yapmıyorum. Güvenilir bankalar üzerinden, bankaların konkordata ilanı, çünkü sonuçta banka borçlarınız nedeniyle yapılır. Şu anda 3000'in üstünde bir rakamdan bahsediyoruz. Yani öyle 800 falan değil. 3000'in üstünde konkordata ilan eden şirket var. Konkordata başvurusunda bulunan şirket var. Ha, ben söyleyeyim, bir daha sizin yayınınıza ben geldiğimde muhtemelen Sayın Bakan diyecek ki, o zaman 2000'in üstünde demiştim. Hatırlıyorsunuz, Bakan 358 demişti. Sayın Bakan 1500 diyecek belki. O zaman da. O zaman kaç olacak onu şu anda bilmiyorum. Ama şu anda 3000'in üzerinde konkordata ilan eden şirket var. Türkiye'de konkordata başvurusunda bulunan şirket var, özür dilerim, düzelteyim. Bu da neyi gösteriyor? Herkesin köşeye sıkıştığını gösteriyor. Herkes köşeye sıkışmış vaziyette şu anda. Ve bankalarda para uyuyor falan gibi söylemlerle bankaları kredi vermeye, ittirmeye çalışıyoruz öbür taraftan. Öyle bir şey uyumuyor. Bankalarda uyuyan bir para yok. Hepsi şu anda kredi olarak zaten şirketlerin üzerinde, %130'lar seviyesinde bankaların mevduat kredi oranları. Nereden geliyordu bu? Dışarıdan kapıldı. Siz bankasınız, ben size getiriyorum 100 lira veriyorum. Siz gitmişsiniz 130 lira kredi kullandırmışsınız. O 30 lira nereden gelecek, affedersiniz? Dışarıdan geliyordu. O büyük oranda dışarıdan geliyordu. Şimdi dışarıda maliyetler çok yüksek. İçeride de faizler dolayısıyla çok yükseldi. O yüzden öyle bir dönemin içinde değiliz. Yani Kanal İstanbul yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak gibi çılgın projelerden Türkiye'nin vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü çılgın projeler Türkiye'yi çıldırttı. Türkiye ekonomisi şu anda çıldırmış vaziyette. Bizim aklı selim, sakin projelere dönmemiz lazım. Bir de bir şey daha söyleyebilir miyim? İkinci 100 gün açıklamasına baktınız mı? Gene aynı şeyler, gene yollar, gene millet bahçeleri, üretime, yani bir şey üretip dışarıya satabileceğimiz fabrikalara, insanlarımıza iş yaratacağımız, istihdam yaratacağımız, üretim yapacağımız yerlere dönük gene bir şey yok, gene bir şey yok. Bir tane iyi bir şey oldu. Bugün öyle ya da böyle ben bundan memnunum. Dilerim düzgün yerlere gitsin. Uzay Ajansı'nın kurulduğu ilan edildi. Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğu ilan edildi. İşte ben böyle deyince herkes şey dedi, ya yandaşları olacak. Ya belki o arada gene o paralar, çünkü gene öyle saçılacaktı. Belki o arada birkaç bilimsel projeye bir iki küçük bir şey gider. Son dönemde beni en mutlu eden şey Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmuş olmasıdır. Bu... Oradan belki 3-5 düzgün projeye de bir şey gider. Çünkü Türkiye'de zannettiğinizden daha iyi astronomlar var, uzay konusunda çalışmalar yapabilecek insanlar var. Şimdi madem sözü açtınız, Uzay Ajansı kuruldu ama bugün çok acı bir olay yaşadık. Bu AKP iktidarının hep övündüğü işte yollar, tren yolları vesaire. Müthiş ihmallerden, hatalardan söz ediliyor. Sinyalizasyon, cep telefonuyla haberleşme bu çağda. Bu müthiş hani deniliyor ya icraatlar, hayata geçirilecekler, 100 günlük programlar böyle bir facia yaşadı. Böyle bir ne yazık ki acı bir ironi yaşıyoruz Sayın Çapa. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi tabii orada ben astronomiyle çok ilgiliyim. Yani astronom olmayı çok isterdim. Benimki gibi bir aileden gelince öyle hayaller kurmak zordu. Onun için ben astronom olamadım ama çok acı bir hocamızı da kaybettik. Ankara Üniversitesi'nden bir astronom hocamızı, çok saygıdeğer bir astronom hocamızı da kaybettik o tren kazasında. Ve tabii ki yani gerçekten çok acı bir şey. Ateş düştüğü yeri yakar. Hepimiz üzgünüz ama ateş düştüğü yeri yakar. Burada şu çok önemli bir şey. Kimin ihmali var? Yani bu yaşanmayabilir miydi? Yoksa engellenemez bir kaza mıydı? Dünyada engellenemez kaza neredeyse yok derece kadar azdır. Biz iş kazalarında bunu görüyoruz. Yani biz iş kazaları diyoruz ya. O iş kazaları nedense zengin, gelişmiş, akıl ve bilimi öne koyan ülkelerde sıfıra yakın, çok az oluyor. Neredeyse hiç seviyesinde. Biz de biliyor musunuz her gün burada ben bu arkamda gördüğünüz ekranda biliyorsunuz her ay bunu yayınladım. Düzenli olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yayınlıyor. İşİK Meclisi Güvenli Çalışma. Oradan bulabilir seyircilerimiz. Her gün ortalama olarak 5 kişi ölüyor. En az 4 kişi ölüyor. Biliyor musunuz bunu protesto etmek için 57 aydır İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nin önünde eylem yapılıyor. Yakınlarını kaybedenler ve insanlar çalışırken ölmesinler diyenler, polis orayı kapadığı için orada eylem yapamıyoruz. Ve bunun siyasi bir yanı yok. İnsanlar çalışırken ölmesinler diyoruz ya. Her gün en az 4 kişi ölüyor çalışırken ve ortalaması 5 kişi. Dehşet, 170 kişi ölmüş geçen ay. 170, o da tespit edemediklerimiz ayrı. Şimdi buradan çıkarak tekrar bakarsak bugün biliyorsunuz çok acı bir şey daha oldu. Soma'nın farkındasınız herhalde Soma'da. Aynı şirketin önce eksiklikler var diye kapatılıyor, yeniden açılıyor ve gene neyse korkunç bir facia olmadı ama olabilir. Şu anda biz sizinle bunu konuşurken ben burada bu stüdyonun içinde, siz orada Ankara'da o stüdyonun içinde birileri şu anda yerin altındalar ve onların canları pamuk ipliğine bağlı. Ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu Soma'da bir daha yaşananla gördük biz. Gördük. Bu bize niçin ders olmayı ben bulmuyorum. Tren kazasında da aynı şey. Ben bilsem ki gerçekten sorumluyu, bakın suçlu demiyorum, sorumluyu bulup ortaya çıkaracağız ve soruşturma yürütülecek, buna güveneceğim. Ama sonra biz ne yapıyoruz? Açıklamaları gördüğünüzü bilmiyorum. Birisi başka bir şeye işaret ediyor, öbürü başka bir şeye işaret ediyor. Ya bir durun, siz devlet yetkilisiniz. Sorunları bulun, düzgünce ve bizi, kamuoyunu ikna edin. Onu uzay ajansıyla karıştırmayı açıkçası istemem ben. Neden istemem? Uzay ajansı daha yolun çok başında, daha bizim bir şeyler yapabilmemiz mümkün değil. Orada neler yapmalıyız? Aslında hükümetin yapmadığı ama yapmamız gereken, önümüzde büyük bir fırsat var orada. İki kuruma üye olmamız lazım. Ama bu taraf öyle değil. Bu taraf, biz bu yolları yaptık mı kardeşim? Yaptık. Ben bunları kullanıyor muyum? Ben demir yollarıyla seyahat eden bir insanım. Devlete güveniyorum. Pardon, benim canım devlete emanet. O zaman birileri bundan sorumlu. Kimdir bunun sorumlusu? Bunun bulunacağına, gerçekten bulunacağına ve bunun bir daha tekrar etmeyeceğine elinizi vicdanınıza konun. Siz inanıyor musunuz? Seyircilerimiz elini vicdanına koysun ve desin ki ben bunun sorumlusu bulunacak ve bu bir daha olmayacak Türkiye'de diyorum. Yani aynı nedenle bir daha olmayacak. Yoksa kaza olur uçaklarda ama aynı nedenle olmayacak diyoruz ise o zaman zaten Türkiye gerçekten başka bir yere gelmiştir. Ama hiçbirimiz bunu, samimi olalım, diyemeyiz. Evet. Gerçekten sadece işte yerin altındaki işçiler değil, aslında hepimizin hayatı pamuk ipliğine bağlı Türkiye'de. O kadar çok ihmaller zinciri var ki her an her yerde başımıza bir şey gelebilir. Şimdi Sayın Çapa, Merkez Bankası'nın bugünkü kararını, faiz kararını da... Bir şey söylememe bir dakika... Buyurun. Bir şey söylememe bir dakika izin verir misiniz? Pamuk ipliğine hepimizin olabilir dediğiniz için ben şunu söyleyeyim. Ben yaklaşık olarak 6 sene boyunca, yayın yaptığım sürenin son 6 senesi boyunca her ay düzenli olarak bu iş kazası raporlarını yayınladım. Ve hep yayını şöyle bitirdim. Bu kazalar devlet denetlemediği, işveren sorumluluklarını yerine getirmediği, siz ve ben de ses çıkarmadığımız için oluyor, bu insanlar ölüyor diyordum. Bu çok önemli bir şey. Bizim buna sesimizi çıkarmamız lazım. Devlet bunu denetlemesi lazım. Devlet beni işverenin insafına terk edemez. Sizi de terk edemez. O stüdyoda veya madende olma arasında bir fark yok. Biz emekçi insanlarız. Bir çalışıyorsunuz ve karşılığında bir para alıyorsunuz. Devletin bizi koruması lazım. İnşaatın tepesinden asansör kazası nedeniyle, tırnak içinde kullanıyorum kazayı, kaza değil cinayet. Devlet gelip onun sorumlusunu bulacak, hatta ben ölmeden önce bulacak. Devletin görevi budur. Devletin benim çocuğuma ve bana karşı sorumluluğu budur. Çalışırken ölmemi engelleyecek şeyleri yapmakla mükelleftir devlet. O yüzden... Yani bunu da bir söylemek istedim. Özür dilerim, sorunuzu böldüm. Yo, çok güzel söylediniz. Aslında ben de anımsatacaktım ama hazır siz sözü açmışken şimdi bu konuyla, bu kazayla ilgili en sorumlu olabilecek kişilerden biri Devlet Demiryolları Başkanı, Genel Müdürü. Bugün bu eleştiriler gelince Twitter hesabını kilitledi. Yani ona dahi tahammülü yok. Çok çarpıcı bir örnek bence bu. Daha bir hafta önce her türlü önlemlerini açıkladığı bir video var. Paylaştık izleyicilerimize KİT komisyonunda. Bugün bu kaza oldu. Daha önce Çorlu'da yaşanan tren kazasını asla unutmadık. Yine ihmaller zinciri üzerine meydana gelmiş bir kaza. Ama işte kaçıyorlar, yani çözüm üretmekten öteye bir de gelen tepkilere dahi tahammülleri yok, kaçıyorlar. Burada şunu söyleyelim, ben gerçekten Devlet Demiryolları Genel Müdürü bunun sorumlusu mu değil mi bilmiyorum. Ama bilmek istiyorum. Ben vatandaşım. Evet. Ben vatandaşım ve devletim orada yaralanan, Çorlu'da ölen, daha önce hızlı tren kazasında ölen insanların sorumlusunun kim olduğunu ortaya çıkarmak devletin görevidir. Devlet onu ortaya çıkaracak ve cezalandıracak ki... Ondan sonra aynısı bir daha olmasın. Ben de devletimle gurur duyayım, benim devletim bana sahip çıkıyor diyeyim. Yani belki de Devlet Demiryolları Genel Müdürü belki de suçlu değil, suçlu bilmiyorum. Benim elimde böyle bir şey yok. Ama ben bunu bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum. Ben vatandaşım. Ben kul değilim. Kullar biat eder, vatandaşlar hesap sorar. Ben bu hesabı benim önüme devletim koysun istiyorum. Ey Emin Çapa veya orada yer alanlar, ey Ayşe, ey Mehmet, ey Leyla, ey Hatice, ey Hasan. Budur. bunun sorumlusu budur, bu yüzden olmuştur ama beni ikna edecek. Öyle kıvırmayacak yalanlarla. Ondan sonra sorumlusu kimse devamının gelmesini istiyorum. Yoksa belki de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü sorumlu değildir. Belki de sorumludur. Benim için önemli olan bana devletimin sahip çıktığını bana hissettirmesi, bu sorumluluğu benim önüme koyması. Evet. Ne güzel değerlendirme yaptınız Sayın Çapa. Keşke sorumlular da sizin kadar hassas olsa, bizler kadar hassas olsa, bu işin öneminin farkında olsa, insan hayatını önemseseler de önlemleri önceden alsalar bu kazaları yaşamasak. Tekrar ekonomiye dönelim. Aslında hepsi birbiriyle zincirleme, sizin daha başlarda yaptığınız konuşmayı da vurguladığınız gibi. Kesinlikle. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve %24 seviyesinde sabit tuttu. Ne anlama geliyor efendim bu? Şimdi diyoruz, Merkez Bankası %24 diyor benim faiz kararım, faizim. Enflasyonu yüzde kaç diyoruz biz? %18 seviyelerinde, evet, diyoruz. %20'lerin altına gelecek diyoruz. Aslında devletin farkında olduğunu gösteriyor. Bu arada karar doğru. Onu da söyleyeyim. Merkez Bankası'nın faiz değiştirmeme kararı doğru. Eğer Merkez Bankası faizi düşürseydi doları şu anda çok başka bir yerde görecektiniz bugün. Kesinlikle. Çünkü Türkiye öyle kritik, öyle bıçak sırtı bir yerde yürüyor ki hani o korktuğumuz o iflas dalgalarının olmaması için inanın ben dua ediyorum, dilerim herkes bana bak sen bu kadar korkunç şeyler söylüyordun bunlar olmadı desin. Yeter ki insanlar işsiz kalmasın ve o kadar acı bedeller ödemeyelim ama ödeyeceğiz, onu söyleyeyim. Şu anda model kesinlikle o sürecin içinde birebir ne söylüyorsa oralardan gittiğimizi söylüyor. Merkez Bankası'nın başka bir çaresi yok. Merkez Bankası'na baskı yapıp faiz indirildiği anda hazinede ihalelerinde yaptıkları gibi insanları tuzağa düşürmek kolaydır ama onlar yabancı yatırımcı değil. Yabancıyı tuzağa düşürmek öyle kolay bir şey değil. Onlar öyle tuzağa düşmezler. Bir kere onları tuzağa düşürürseniz bir daha gelmezler. Bambaşka bir manzara ortaya çıkar. Zaten ey Almanya, ey Amerika söylemlerinin neden bittiğini de herhalde siz de benim kadar biliyorsunuz. Evet. Bu yüzden bitti. Hiç tıslar, rahibi yargılayacağız, yargıcız. Geçenlerde birisi bana tarihimizde ilk kez Amerikalı birini yargıladık falan. Ya bir dakika ya, başına çuval geçirildi senin askerin. Senin savcını Amerikalı askerler tartakladı hem de senin topraklarında. Sesini çıkaramadın. Ne oldu? Bir yargıladık da hemen salıverdik geriye korkudan. Evet. Evet, hukuki bir şey olduğunu bana kimse söyleyemez. Kesinlikle söyleyemez. O yüzden oralar geçildi. Merkez Bankası'nın elinde başka bir şey kalmadı. Merkez Bankası'nın rezervleri çok azaldı. Elimizde silah kalmadı. Faiz dışında. Faiz de sizin benim cebimden alınan, çalınan paradır. Ama bunu düşünmenin yolu sopalı liberal ekonomi değildir. Sopalı liberal ekonomi işte şu anda uyguladığımız model yeni riskleri Türkiye'nin önüne bu model koyuyor. Yani Merkez Bankası'nın başka bir çaresi yok, onu net olarak söyleyeyim. Merkez Bankası diyor ki enflasyon öyle %17'ler, 18'ler, 19'lar falanlar değil diyor. Evet. Peki şimdi gelelim neticeye, sonuca Sayın Çapa. Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki bir acı reçete varsa hep birlikte ödeyeceğiz. Ama hiç öyle olmuyor. Hep halk ödüyor, hep vatandaş ödüyor. Onlardan ödeyen kimse yok. Nasıl buluyorsunuz bu açıklamayı? Ya böyle bir şey mümkün mü? Yani mümkün mü hep beraber ödememiz? Yani kapitalizmin mantığına aykırı, yayınlarınızda defalarca söyledim ben. Bir yerde paylaşılacak gelir varsa hükümet eliyle onu zenginler paylaşır. Bir yerde ödenecek fatura varsa hükümet eliyle onu yoksullar öder, orta gelirler, dar gelirler öder. Burada da öyle olacak. Zenginlere bir şey olması mümkün mü? Onlar paralarını zaten güvence altına hemen alırlar. Rahmetli annemin çok sevdiğim bir sözü vardı. Zengin dağda aşırır, fakir düz ovada şaşırır. Şimdi zenginin kaybetmesi öyle mümkün değil. Şimdi dolarla, euroyla biraz önce ne dedim? dolar euro ile hazine borçlanacak. Var mı paranız, alacak mısınız? Ya. Var mı? Söyleyin. Hayır, var mı? Hayır. Böyle bir $1 milyon, 10 milyon dolar masaya atacak paranız var mı? Alabilir misiniz? Mümkün. Kirada oturuyorum ben. Ben de. Yani masaya atacak 10 milyon dolarım olaydı hiçbir şey olmazdı bana. Bilmiyorum sizin var mı? Hayır. Öyle olmadığına göre kim alacak onları? O yüksek faizli dolar ve euro kim ödeyecek? Siz ödeyeceksiniz ama. Onu birileri alacak, masanın üstüne 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon dolar, 20 milyon dolar atabilenler alacak. Hazinenin o dolar ve euroyla yaptığı borçlanmayı. Siz, ben de önümüzdeki yıllarda ödeyeceğiz. Şunu unutmayın, Türkiye son 10 yılda, 2017-2007 arasında 10 yılda ortalama 40 ila 50 milyar lira Türk lirası faiz ödedi. Bakın ana para değil, faiz ödedi yılda. 40-50. Bu sene ne kadar biliyor musunuz? 70 milyar. 2019 ne kadar olacak? 104 milyar. Bakın 40-50 milyar 10 yıllık ortalama faiz ödemesi yılda. Bu, önümüzdeki yıl 104 milyar. Sonraki yılın 150'nin üstüne çıkmasını bekliyoruz. Devam ediyor borçlanmalar, daha kapanmadı 2020 yılında. Herhalde bu bize bir şey söylüyor. Bu bize bir şey söylüyor ve bu parayı her zaman için halk öder, ödemeye de devam edecek. Bir notla kapatayım. Sürenizi aştınız herhalde. Beni susturmak zor oluyor. Çok dolu geliyorum sizin yanınıza. Ben hatırlıyorsanız başkanlık seçimi öncesinde şunu söylemiştim. O zaman enflasyon 9'lar 8'ler seviyesindeydi. O zaman demiştim ki bu enflasyon değil. Enflasyonun büyüğünü, enflasyonun anasını seçimden sonra... Sayın Erdoğan'ı başkan seçtikten sonra göreceksiniz demiştim. Evet. O zaman da biliyorsunuz çok ağır eleştirmişlerdi beni. Evet. Arşivlerinizde bulabilirsiniz onları. Evet. İşsizliği o zaman göreceksiniz demiştim ki o daha geliyor. Şimdi bir daha söyleyeyim. Yerel seçimlerden sonrayı bekleyin. Gene göreceksiniz. Çünkü tutuyoruz. Tutuyoruz. Hastalığı ne kadar geç tedavi ederseniz bedeli o kadar ağır olur. Gene yazsın seyircilerimiz, 9'lardan nasıl 20'lerin üstüne gelen bir enflasyonu seyircilerimiz ödediyse, halk ödediyse yerel seçimden sonra da gene o bedelleri gene ödeyeceksiniz. Herhalde bütün programı özetleyen cümleler bunlardı. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Ona göre sandık başına gidelim. Sayın Çapa, birçok bilimsel çalışma yaptığınızı biliyorum ama o kadar halkın, bizim anlayacağımız dilde analizler yaptınız ki durumun vahametini çok net anladık. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, şimdi bir araya gideceğiz ama... biliyorsunuz ekonomi konuştuk, ekonomide dibi gördük ama...